Kabul ediyorum. Ha, tabii. Evet. Şu önce bir pahalılıktan konu açılsın. Limonumuzun çok düşük olduğundan, patronumuzun Mehmet Yücel'e mağdur olduğumuzdan. Geçen sene neydi, bu sene ne mesela? Sayın Başkan, geçen sene konusunda. Ben hem alıcıyım hem üreticiyim. Evet. Yani icara bahçeler tutuyoruz, hem evet. aynı zamanda ihracat da yapıyoruz. Geçen sene ben bu ürünü 3,5-3,5'a kadar aldık limonu. 3,5'a kadar limon aldım geçen sene ben burada. Evet, evet. Ama bu sene maalesef 1,5-1,600-1,700 başladı, şu an 1 lira. Limonu yetiştirdi ama seneye nasıl yetiştirecek bilmiyorum. Neden biliyor musun başkan? Şimdi bu mazotun parasına, bu gübrenin parasına, bu çalışanların parasına kim güç yetmeyecek, seneye bu ürünü alamayacağız. Yani ihracat yapamayacağız. İhracat aşamasına gelirsek başkanım, biz ben bir ihracatçı olarak bir tane devlet yetkilisilik, yani şu an hükümetin bildiğim bana desteği hiç yok. Yani yalnızım, 4 kere çarpıldım, 4 kere. 4 kere iflas ettirdim. Elimizden tutsa devlet bize, teşvik verse bize, bu limonlarımıza sahip çıksa, teşviklerini güzelce bize versen ne olur başkanım? Her şey düzeldir. Ama yani şu an bu görüntüye göre teşvik verirse herkes kazanır. Evet. Herkes kazanır o zaman. Devlet teşvik verse bize. Şimdi benim çavuşum. Sayın başkanım, bu benim çavuşum. İşçilerim nerede benim işçilerim? İşçilerimiz burada. Arkada yanındaki de bunlar benim işçilerim. Bu işte çok bereketli bir iş bizim iş. Yani sayısı sayılmıyor. Yani bizden bu işten ekmek yiyenin sayısı sayılmıyor. Ama yani destek olmasa, devlet bizim arkamızda olmasa, mazot böyle olursa, gübre böyle olursa hangimiz ekmek yiyeceğiz? Yani ekmek yiyecek bir şeklimiz kalmaz bizim başkanım. Maalesef diyorum seneye çok kötüyüz. Yani ne bu limon üretilecek, ne bu kalite olacak. 3000 liralık limon bu sene 1000 lira olursa, mazot 2 liralık mazot bilmem ne olursa, gübre bilmem ne olursa, yani bunun sonu nasıl gelecek, nereye gelecek? Maalesef böyle bir sıkıntılı durumumuz var başkanım. Ya biz hiç satamadık. Bizim limonu öne kaldı ağacım. Şimdi bir de nar durumu. Bak 7 posta benim işçim var çavuşum bahçelerde. Narın da maşallah var. Zamanında kesilmezse buna böyle çatlar. Ha bu kesilir. İhracata uygun değil şimdi başkanım. İhracata uygun değil, suluğa gider. Evet suluğa gider. Düşün. Aynen öyle. Evet, yani evet, suluk fabrikalar alır. O da çok düşük bir maliyete gidiyor. Evet. Şu birinci kalite mal suluğa gittiği zaman daha çok düşüyor. Başkanım. Hayır, senelik meslek hayatımın tamamı bu bölgede, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman bölgesinde geçti. Burada hem üretimin içinde, pazarlama ağında, daha sonra ihracat ayağında her ayakta varız biz içinde. Kullanılan ilacında, satılan gübresinde, yevmiye ödemelerinde, her şeyde biz mühendis olarak burada işin başındayız. Ama size verdiğim maliyetler, bunları ben yaklaşık 2 gün, 3 gün çalıştım. Kalem kalem, her bir ilacın yıllık artışlarını, her bir gübrenin birim fiyatlarından, kilogram fiyatlarından yıllık artışlarını hesapladım. Toplam genel maliyet geçen yıldan bu yıla %83 artmış. %83 maliyet artmış. Toplam geliri hesaplarsak limon fiyatı geçen yılla bu yıl arasında da %120 azalmış. Hani maliyetimiz %83 artarken kazancımız da %120 azalmış. Gel de çık bu işin içinden. Biz çıkamayız. Kimse çıkamaz bu işin içinden. Bizim limon bu politikalarla kimse çıkamaz bu işin içinden. Hiçbir tüccar gel de bizim limonu almaz. Çoğu bir tüccar arar. Tüccar kazanamıyor ki, ne alacak? Alamıyor işte, ağacında kalıyor mallar. Limon çok hassas bir ürün. Portakala göre daha dayanıklı. Evet, hayır, hassas, çok hassas. Limonun ilaçlaması, limonun köpürlemesi, limonun kesimi. Çocuk gibi böyle yavaş yavaş çocuk tek seferde hasadı olmaz. Bir de bunun 2 makas, 3 makas da 4-5 sefer ilaçlamak mecbur. 8 sefer ilaçlıyoruz. 8 sefer ilaçlamak ilaç yapıyoruz. Bunlar hepsi maliyet. Yılda 3 kere gübreliyoruz. Yılda 8 sefer gübre atıyoruz. Her bir ilaçlama uygulamamız yani 10 dekar yer için ortalama 1000 lira 1500 lira. Yani bir gitti geldim 10 dönüm yeri ilaçladım 1500 lirası gidiyor çiftçinin. Zaten bütün alışverişini veresin. Abi gelin bir tutar. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Evet. Evet. Birkaç tane başlamışlar dikelim. Ver ver ver. Hadi devam et. Şu plastiği atalım. Tabii. Bu gübre ve toprak karışımı. Bu şekilde biz hazırlıyoruz. Zamanı geliştikten sonra Muğla Büyükşehir'imiz ve diğer başka ihtiyacı olan yerlere gönderiyoruz.
Sayın Başkanım, vallahi çok iyi gidiyor. Vallahi maşallah var. Tütüncü. Bunları evet. Al yüz bunlara. Bunları işaretle. Evet, bunlara neyse işaret. Bunlara diyeceksiniz ki Kılıçdaroğlu. Evet, evet. Kılıçdaroğlu şey. Bir tanesini de ilçe başkanlığına götürelim. Evet. Sizi geçiyorum. Hadi benden. Duyduğuma göre talimat falan veriyor musun erkeklere? Tabii hayatımızı kurtardı, çiçek işeceğim. Başkanımız sayesinde, Osman Başkanımızın sayesinde. Kaç üyeniz var? 25-30 kadın varız. Kadın var. Kadın var. Güzel, güzel, gayet güzel. Hı-hı. Güzel, işimiz de iyi. Kaç çiçek var burada? Çeşitli. Çok da hepsini hatırlayamıyorum. Hepsini hatırlayamıyorum. Tabii, çok çeşit çiçeklerimiz var. Çiçekler çok fiyatlandı ya, evet. Pahalı. Neler pahalı? Gübremiz pahalı. Torfumuz, saksimiz, evet. Fidanımız İzmir'den geliyor, onlar hepsi pahalı. Çok. Hani kazandım. Şeyimiz de çok pahalı. Çiçekleri nereye satıyorsunuz daha çok? Büyük şehirler alıyor. Büyük şehir. Pazarları. Osman Başkan alıyor yani. Alıyor. Zaten evet. Osman Başkanımızın sayesinde bu şeye duruma geldik. Desteklemesi tabii, lazım. Tabii desteklemesi. 6 yıldan beri. Kadın ne kadar güçlü tabii. Olursa aile o kadar bunun güçlü sayesinde. Olur. Toplum o kadar güçlü evet, olur. Evet rezildik. Evet, evet. Çiçek işi geldi. Güzel. Paramızı gördük. Başkanımız sayesinde. Güzel. Yalnız buzdolabı alamıyormuş eve. Sonra aldı, araba aldı adamın altına. Onlar neredesin? Yani diye gidiyordum da yürümeye. Evet. Evet. Çiçek işi girelim. Tam para gördük, araba aldık, ev yaptık. Çaptık. Evet. Zenginliklerimizi elimizden aldılar. Yani uğraşıyorlar. Hüseyin abi sağ olsun başkanımız. Kadın kolları başkanımız Sibel Hanım. Hep yanımızdaydı. Yani rant geçtiler. Elimizden almaya çalıştılar. Biz istiyoruz ki hani İki Bey'e verdikleri gibi bizim de topumuzu versinler istedik. Ama vermediler. Yıllardır kullanıyoruz. Emek veriyoruz. Ama bize hiçbir şey sunmadılar. Bizim haberimiz yokken ihaleyle satışa sundular. Sizden aldıkları zeytin ağaçlarını mı? Alanı mı? Bizim haberimiz yokken evet zeytinlik tarlalarını evet. İhaleye sunmuşlar. TOKİ evet. Almış. Evet. TOKİ'ye devretmişler. Bizim başkanımız çıkıp bizim karşımıza hiçbir şey söylemedi. Sağ olsun Hüseyin abi başkanımız, Sibel Hanım. Evet, evet. Ankara'dan Ali Özgün evet, Öztunç geldi. Evet. Onlar yanımızdaydı sadece. Bunun dışında hiç kimse yoktu. Biz bunları yanımızda oldukları için ayrıca teşekkür ediyoruz. Tabii bunun için siz de bir şeyler yaparsanız ben ayrıca teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sayın Genel Başkanım bir... Kitle olarak maliyet 2 lira, 1 liraya Türkiye Cumhuriyeti'nde limon işlem görmüyor. Ben bu limonu bir sene bu ellerimle gayret göstererek çabalıyoruz gecemizi gündümüzü. Bu gördüğünüz limon Muğla piyasasında 1 liraya işlem görmüyor. Bir çiftçi olarak. Mandalin şu anda piyasada adı yok. 2 liraya satacağım alıcı yok. Ama geçen sene aldığım gübrenin tonu 2400 lira olan 5400 lira. 3200 lira olan 7800 lira. 5400'e gübre var. 15 milyara tonu gübre var. TÜİK'in hesaplayanlar ilkokulda ben de matematik dersi gördüm. Bu hesap nasıl %21 çıkıyor? Bana bir çiftçi olarak bunu bir anlatsınlar. Onlar farklı fakülteden mezun olmuşlar. Efendim aynı okulu okumadık mı? Aynı hesabı görmedik mi? Onlar sarayın okulundan mezun olmuşlar. Efendim biz limonumuzu satamazsak, evet. Mandalinimizi satamazsak, portakalımızı satamazsak, narımızı satamazsak, devlete hükümlü olduğumuz vergimizi nasıl yatıracağız? SSK'mızı nasıl yatıracağız? İki tane çocuğu nasıl akutacağız Sayın Genel Başkanım? Veya evimin ekmeğini nasıl götüreceğim? Bankaya borcumu nasıl ödeyeceğim? Ziraat Bankası, çiftçinin bankası dediler. Demir oranı 750 milyar dolar. Bu benim paramı, çiftçinin parasını gittiler oraya verdiler. Bu limonu yetiştirdiğimiz tarım arazisini toparlar da 850 milyar artı KDV. Evet. Mal müdürünün sattığı fiyat bu seneki. 850 milyar para kazanan var mı içinizde? Bir dönüm yer 850 milyar artı KDV. Bunu çiftçi alabilir mi sayın? Yok. Biz ne yapacağız?
Ya fabrika yapsınlar, işe girelim. Ya da bizi Rodos'a bağlasınlar, Avrupa vatandaşı olalım. Biz ne yapacağız genel başkanım? Çözeceğiz. Bu satılmıyor. Evet. Bu satılmıyor. Bu satılmıyor, bu satılmıyor. Biz neyi satacağız genel başkanım? Çözeceğiz, meraklanmayın. Az kaldı. Sayın genel başkanım. Az kaldı, az kaldı, az kaldı. Traktörüm evimin önünde. Buğdayın tohumluk fiyatı 6 lira. 15-15'in 270 lira. Gemiciye veriyor 3,5 liraya mazotu, bize veriyor 8500 liraya. Traktör evin önünde yatıyor. Ben tarla boş yatıyor, buğday dikemiyor. Ben bu sene bu buğdayı dikmezsem, Haziran'da, Temmuz'da nerede hasat yapacağım? Maliyetleri yapamıyorum. 6 liraya tohum alacağım, 3 liraya buğday satacağım. Tekneye 3,5 liraya mazot verecek, bana 8,5 liraya mazot verecek. Biz ne iş yapacağız? İliğimize kadar vergi veriyoruz. Her gün vergi veriyoruz. Öyle. Yaşamak artık mezardakilere kalk, biz yatalım diyecek hale geldik ya. İçin sahibi yok genel başkan. Nasıl çocuk okutacağız? Dün haberini aldım. Bir kere gelmek istedim ama işlerim vardı. Şimdi yolda canlı yayınımızı gördüm Osman Başkanımızın. Burada olacağım. Arkadaşa bahsedeyim. İnanır mısınız? Vallahi de billahi de Allah şahit. Tamam. Yok günahdan geçecek param yoktu. Evet. Üstten geçtim ve basarak geldim. Bakın. Ben ticaretçiyim. Osman Başkanım. Kendin arabın. Şu an işte. Şu an işte. Bakın. Ticaret yapıyorum. Dövmeye çek veriyorlar. Telefonuma her gün bakır kablolarınız kontasının %5, %4, bugün %7 yine düştü. Sabah verdiğim fiyata, akşam da müşteriye mal satamıyorum. Artık buraya kadar geldi. Ne borcumu ödeyebiliyorum, yazdan sonra ayda 4 tane eleman çalıştırıyorum. Elemanlarına dair maaşlı bir durum yok. Cemindeki para bu. Satıyorsunuz. Durum bu. Üstün önemli değil. Son para kadar. Başka para yok. Hiç. Belki de siz cüzdanını saklıyor derler. İşte, evet, işte evet. Beni Ali Başkanım gibi bilir, İlçe Başkanım da bilir. Ben FETÖ'de dürüst siyaset çalışan, ticaret yapmak çalışan bir insanım. Ama artık doğumluyum. Ben de ona bir sürü şeyler sormak isterim. Ama yapacak bir şey yok. Kendiler, herkese bir şekilde konuşuyorlar. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ortacalı bir limon, portakal üreticisi olarak çok zor durumda olduğumuzu size açık gönüllükle bu arkadaşların içinde bir daha söylemek istiyorum. Bütün girdi fiyatlarımız, İşçilik, mazot, gübre, ilaç, elektrik alabildiğine gitti. Biz yeni sene üretim yapmak için gübre almaya gücümüz yok. Biz bahçelerimizi atalarımızın yetiştirdiği, emek vererek yetiştirdiğimiz bahçeleri gübre vermeyerek yok etmek istemiyoruz. Bu konuda sizin çabalarınızı biliyoruz. Çok daha dile getirilmeli. Üretici mutlaka desteklenmeli, girdi fiyatları gözden geçirilmeli, hangi destekler verilecekse verilmelidir. Bu konuda sizin çaba gösterdiğinizi biliyoruz, daha çok da çaba göstereceğinize inanıyoruz.